Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen masanın üzerinde görmüş olduğunuz Huawei MatePad Pro tableti inceliyoruz. Güzel bir ürün olmuş. Kalemi ve klavyesiyle beraber muhteşem özellikler sunuyor. Bakalım artısı ve eksisiyle Huawei MatePad Pro nasıl bir tablet? Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz günlerde biz sizlerle birlikte Huawei MatePad Pro'yu kutusundan çıkarmış ve aynı zamanda klavye ve bu güzel kalemiyle ilgili görüşlerimizi size kısa bir tanıtım videosunda aktarmıştık. Tabi o kutu açılım videosuydu. Orada çok özelliklerinden bahsetmedik, bahsedemedik. Bu videoda hem aradan geçen sürede yaptığımız değerlendirme hem de cihazın beğendiğimiz veya beğenmediğimiz yönlerini aktarma imkanı bulacağız. Uzun bir inceleme olacak arkadaşlar ve her zaman yaptığımız gibi genel görünümüyle başlamak istiyorum. Tablet aslında standart olarak bildiğimiz 10.8 inçlik bir Android tablet görünümüyle geliyor. Şöyle çıkartalım klavyesinden ve bu kalemini de bir kenara koyalım. Elimize aldığımızda aslında oldukça ergonomik bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu 10.8 inçlik tabletin şöyle yatay olarak tuttuğumuzda üst kısmında 4 adet mikrofon yuvası bulunuyor. Bu da ses kalitesini arttırmak için tasarlanmış bir özellik. Hemen sol köşede, önden baktığımızda sol köşede bir ses açma kapama tuşu yer alıyor. Yine ön kamera delik şeklinde tasarlanmış ve parmağınıza dokunduğunuzda o deliği hissedemiyorsunuz. Yani önünüzde bir ekran koruması yok. Bunu böyle söylediğimiz zaman bazı okuyucularımız eleştiriyor. Öyle işte anladığınız zaman orada bir delik var falan diye, o işte kaplama var falan diye. Tamam, eleştirmeyin, söylüyoruz burada. Dümdüz bir yüzey karşımıza çıkıyor. Yalnız bu ön kameranın yeri birazcık sıkıntılı olmuş. Neden diyeceksiniz? Dikey kullandığınız zaman şöyle yaptığımızda, cihazı dik tuttuğumuzda bazı programlarda burada bir X kapatma işareti oluyor. Oraya basamıyorsunuz veya böyle işte kenarından falan basmanız gerekiyor. Bu birazcık zor olmuş. Sanki sola koysa daha iyi olurdu veya ortada olsa sanki daha iyi olurdu ama bu da güzel. Yani kullanımla ilgili böyle bir ergonomik bir sıkıntı var bence. Sol tarafta bir güç açma kapama tuşu var. Bunu basılı tuttuğumuzda kapatıyor veya açıyor. Eğer ekran açıksa kapalı hale getiriyorsunuz. Bunun dışında hem solda hem de sağda ikişer adet toplamda 4 tane hoparlör yuvası var. Bu hoparlörlerin yalnız ses kalitesi muhteşem. Gerçekten muhteşem. Bunun detaylarına ses tarafında değineceğim ama şimdiden de ipucunu vermiş olayım. Sağ tarafa baktığımızda sağ yan yüzde USB Type-C bağlantısı var. Bunun dışında alt kısımda da bir şeyler var mı? Şöyle bir bakalım. SIM kart yuvası ve aynı zamanda bellek kartı. NM dediğimiz Huawei'nin bellek kart yuvası var. Yani burada SIM kart yuvası buradakinde boş bize gelen üründe. Türkiye'de şimdilik SIM kartlı versiyon satılmayacak. Ama SIM kartlı versiyon olduğunu da bilin arkadaşlar. Type-C dedik. Type-C'nin dışında bir bağlantı yok. Yani kulaklık için Type-C'yi kullanıyoruz. Dönüştürücü kutudan çıkıyor bu arada. Biz kutu açılımında onu gözümüzden kaçırmışız. Kutuda bir de küçük bir Type-C 3.5 mm kulaklık dönüştürücü çıkıyor. O yüzden onu kullanarak bağlayabilirsiniz. Ya da Type-C kulaklık kullanacaksınız. Arka tarafa bakacak olursak kameramız yer alıyor. Bir de LED lambamız var kameranın arkasında. Bir de arkada da yine Huawei yazısını görmüş oluyoruz. Ön çerçevenin inceliği arkadaşlar 4.9 mm. Yani yaklaşık 5 mm diyebiliriz biz bu inceliğe. Ve her yerde aynı. Yani sağında da solunda da üstte de aşağıda da incelik aynı şekilde tasarlanmış. Ele oturan güzel bir tasarım var. Ben gayet beğendiğimi söyleyeyim. Yani ergonomik olarak hem dikey bu şekilde hem de yatay olarak kullanabiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bu üründe bir de klavye ve kalem geldiği için gerçi bunu opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Onu da belirtelim. Yani isterseniz sadece bu üründe alabilirsiniz. İstiyorsanız bu kalemle ve bu klavyeyle beraber alabiliyorsunuz. Klavye manyetik klavye. Aslında Apple'da da karşılığı olan bir klavye bu. Benzeri var. Birebir aynısı neredeyse. Taktığınız zaman otomatik olarak algılanıyor ve ilk taktığınızda zaten size soruyor. İşte klavyeyle eşleştireyim diye. Eşleştir diyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. İki aşamalı bir açı mekanizması mevcut. Şöyle göstermiş olayım ekranda. Klavyeyi taktığımızda isterseniz böyle bir parça daha dik bir şekilde yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız da şöyle yaptığımızda biraz daha yatay bir şekilde koyuyorsunuz. Bunun dışında daha farklı bir açı yok. Ama şöyle yapıp da elinize de alıp kullanabilirsiniz. Dikey kullanımda da
klavye arka tarafta kalıyor ama sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Bunun işte klavyede bize gönderilen versiyonda Türkçe karakter yoktu. Huawei'ye sorduk. Gelecek olan sürümde Türkçe karakter olacağını söylediler bize. Yani satışta olan modellerde Türkçe karakter olacağı söylendi. Bu önemli tabii. Neden? Hani 10 parmak falan yazıyorsanız sorun değil ama normalde Ş harfi yok. Tamam, bastığınızda Ş harfi çıkıyor ama klavyenin üzerinde Ş harfi yok. Fonksiyon tuşu vesaire yok tabii haliyle ve doğal olarak. Tuşlar birazcık küçük tabii ama yazmak için sıkıntılı mı? Bence değil. Yani rahat bir şekilde yazılabiliyor. Herhangi bir sorun da yaşamadım ben. Çok da yazı yazan bir insanız biz, işimiz gereği malum. Bunun için güzel bir klavye olmuş. İstediğiniz gibi yazıp çizebiliyorsunuz. Dediğim gibi Türkçe karakter yok ama satılan versiyonunda olacak. Şimdi gelelim Huawei'nin M-Pencil adını verdiği bu kaleme. Bu bir stylus gibi bir şey değil aslında arkadaşlar. Bu bildiğiniz kalem. Ve basınç hassasiyeti var bu kalemin. Ve bu kalem üst kısma, şu yan kısma konularak şarj ediliyor. Otomatik olarak şarja başlıyor zaten. Bluetooth teknolojisiyle haberleşiyor. Böyle ilk koyduğunuzda size soruyor. Eşleştireyim mi diyor. Eşleştir diyorsunuz ve kalemi kullanmaya başlıyorsunuz. Kalemin hassasiyeti gerçekten güzel. 4096 basınç hassasiyeti var bu kalemin. Çok da ergonomik. Kutusundan bir tane daha uç çıkıyor. Şöyle açılıyor bu ucu zaten. Şöyle çıkarttığımızda kalemi de ucunu çıkartmış oluyoruz. İstediğiniz zaman o uçla beraber değiştirip onunla da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bu genel görünümden sonra gelin hep beraber MatePad Pro'nun teknik özelliklerine bir göz atalım. Az önce de bahsettiğim gibi bu tablet bilgisayar 10.8 inçlik Full View IPS LCD bir ekranla geliyor. Ekranımızın çözünürlüğü 2560'a 1600 piksel. %90 ekran gövde oranımız var. 4.9 mm ekran çerçevemiz ve ekran parlaklığımız ise 540 nit gibi yüksek bir değer. Biliyorsunuz bilgisayarlarda mesela bu değer 250-300 arasında falan oluyor. Genelde ortalama bilgisayarlardan bahsediyorum. Burada 540 gibi yüksek bir değer kullanılması hani gün ışığında bile sorunsuz bir kullanım deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Kullanılan işlemci Kirin 990 işlemci, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanımız mevcut. Az önce bahsettiğim NVMe hafıza kartı yuvamızda var. Android 10 işletim sistemi, MIUI 10.0.1 arayüzümüz var. Ana kameramız 13 megapiksel f1.8 diyaframlı 4K 30 fps video kayıt yapabiliyor. Delik şeklinde bir 8 megapiksellikte bir ön kameramız var. O da Full HD yapıyor 30 fps. 7250 mAh'lik bir pilimiz var. Huawei App Gallery ekosistemimiz mevcut. Kablosuz şarj ve tersel desteği var cihazımızın. Ağırlığımız ise 460 gram. Wi-Fi 812 AB GNAC var. Bluetooth 5.1 var. Huawei M-Pencil tarafına gelecek olursak kablosuz şarj oluyor. 30 saniye şarj ile 10 dakika kullanılabiliyor. 4096 basınç hassasiyeti var. Not alma uygulamaları ve kalem hassasiyetin olduğunu da belirtmiş olalım. Şimdi gelelim Huawei MatePad Pro ile ilgili yaşadığımız kullanım deneyimlerine birazcık. Bu üründe Huawei App Gallery ekosistemi mevcut. Yani Google servisleri bulunmuyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Google servislerini bu ürünle beraber kullanmıyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Ha, bir kısmını farklı yöntemlerle kullanabiliyorsunuz. Mesela YouTube'u tarayıcı üzerinden açabiliyorsunuz. Ama haritaları kullanamıyorsunuz mesela. Ya da ne bileyim işte başka özellikleri farklı şekillerde kullanabiliyorsunuz. Ama eğer Google merkezli bir ekosisteminiz varsa bir parça zorlanabileceğiniz bir durum söz konusu. Peki uygulamalar tarafında ne var? Bir kere Huawei App Gallery özellikle yerel tarafta da birçok seçenek sunuyor size arkadaşlar. Burada bir sıkıntı yok, onu söyleyelim. Ama %100 bir hani Google deneyimini yaşattığını söyleyebilir miyiz? Hayır. Zaten Huawei'nin de bu tarz bir iddiası bulunmuyor. Özellikle Türkiye'de faaliyette bulunan birçok şirketin uygulamasını bulabiliyorsunuz ama bulunmayanlar da var bu arada. Huawei bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Muhtemelen 6 ay, 1 sene içinde aslında Huawei App Gallery ekosistemi hem yerel hem de global uygulamalarla oldukça iyi bir noktaya geleceğini ben tahmin ediyorum. Ama örneğin WhatsApp'ı indirmek isterseniz indiremiyorsunuz. İşte WhatsApp'ın sitesinden indirmeniz gerekiyor. Bu yapılabilir bir şey mi? Evet, yapılabilir bir şey ama şöyle bir sorun oluyor arkadaşlar. Güncelleme çıktığında her seferine gidip kontrol etmeniz lazım. Bu da günlük akış içinde çok kolay bir yöntem olmadığını söyleyeyim. O bakımdan hani sunduğu deneyim Google olmadığı için bir parça sıkıntılı birazcık. Onu söylemekte fayda var. Ha, ama çok sıkıntı mı? Değil. Birazcık bu hani sıkıntıdan ne anladığınıza bağlı olarak değişiyor. Phone Clone uygulaması var. O uygulamayla birlikte bütün cep telefonundaki veya işte başka bir tabletteki uygulamalarınızı buraya aktarabiliyorsunuz. Huawei'nin bulut özelliği var. Drive özelliği var. Oradaki datalarınızı buraya aktarabiliyorsunuz. Aslında birçok yöntemle bu sıkıntıyı aşmanız mümkün ama birazcık uğraşmanız gerekiyor. Onu baştan söyleyeyim. Ha, ben uğraşmak istemiyorum. Bana ne ya, oradan onu mu indireceğim, buradan bunu mu indireceğim diyorsanız bu cihaz sizin için birazcık uygun olmayabilir. Onu da söylemiş olayım. Bu arada editörlerimizden Osman Tufan arkadaşımız bu konuyla ilgili bir videoda yayınladı.
Yukarıdan onun ben size linkini vereceğim. Orada Huawei P40 ile ilgili yaşadığı deneyimi anlattı bize. O telefonda da Google servisleri bulunmuyordu. Eğer onu merak ediyorsunuz o videoyu izlemenizi öneriyorum ben sizlere. MatePad Pro'ya devam edecek olursak beğendiğim taraflarından bir tanesi arkadaşlar kalemle kullanabilme. Şimdi kalemi herhangi bir uygulamada kullanabiliyorsunuz. Orada sıkıntı yok. Yani arayüzde de böyle alıp elinize istediğiniz gibi sağa sola gidebiliyorsunuz veya seçebiliyorsunuz. Ama kalem aslında asıl marifetlerini kendi uygulaması var bir tane. Not defteri diye bir uygulama var. Burada kalem hassasiyeti de olan ve gerçekten de böyle güzel şekiller çizebileceğiniz bir uygulama karşımıza çıkıyor. Ve çok güzel bir özelliği var. Şimdi bunu sormuştunuz kutu açılım videosunda. Parmağınızı da ekrana koyduğunuzda ekranı algılıyor mu? Çizim yaparken algılamıyor ama normalde algılıyor arkadaşlar. O güzel olmuş bir özellik. Yani çizim yaparken parmağınıza dokunduğunuzda parmağınızı algılamıyor veya elinizi daha doğrusu algılamıyor. Ama başka işler yaparken yani parmağınıza böyle aşağı doğru yaptığınızda çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Onu çok soran olmuştu. Onu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu konuda mutlaka belirteyim. Öte yandan bu özel bazı uygulamalar da mevcut arkadaşlar. Sadece ve sadece bu cihazla beraber kullanabileceğiniz Stylus diye bir klasör oluşturmuş Huawei. Nebo for Huawei diye bir uygulama var. Bu aslında bağımsız bir uygulamaydı. Buraya da gelmiş. Burada çok detaylı böyle notlar alabiliyorsunuz. İşte çeşitli notları elinizle alabilirsiniz veya yazarak alabilirsiniz. Bu çok başarılı. Bir de benim kişisel olarak çok beğendiğim, çok hoşuma giden bir uygulama daha var. MyScript Calculator diye bir uygulama var. Burada ekranda yazdığınız işlemleri mesela 5 artı 2 yazıyorsunuz. Uygulama sizin yerinize eşittir 7 diyor. Mesela 16 karekök diyorsunuz size onun 4 olduğunu söylüyor. Böyle çok enteresan güzel bir uygulamada beraberinde gelmiş. Bunlar güzel şeyler. Yani kalemle kullanabileceğiniz özel uygulamaların gelmesi de güzel. Kalemle not alabiliyorsunuz. Basınç hassasiyeti çok başarılı. İstediğiniz gibi notlar da alabiliyorsunuz. Yani kalem tarafına hani koyulduğu zaman aklımıza gelen ilk şey ve bizim kutu açılım videosunda da söylediğimiz gibi iPad Pro rakibi mi? Katili dedik ama o biraz belki ağır bir veya yüksek bir iddia oldu belki ama bazıları için bugüne kadar gördüğüm en iyi Android tablet olmuş. Huawei iPad rakibi olabilecek, Pro rakibi olabilecek bir tablet olmuş arkadaşlar. Elbette o ekosistem için daha rekabet edecek noktada değil. Yani iPad yıllardır sektörde olan bir cihaz. Tabii ki ekosistemi çok daha gelişmiş ama Huawei'nin de bu konuda ciddi bir atılım yaptığını ve ciddi adımlar attığını söyleyebilirim. Ben kalemle kullanımını çok beğendim. Klavye ile kalem beraber kullanılıyor. Çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Özellikle bizim gibi mesela çok bir yazı yazanlar için bu klavye çok elzem bir şey. Bilgisayarın yerine geçer mi? Bunu da çok sormuştunuz arkadaşlar. Ya bilgisayarın yerine geçmesi birazcık zor. Yani tamamıyla %100 bir bilgisayar deneyimi sunması şimdilik pek kolay değil. iPad Pro için aynı şey söyleyebiliriz arkadaşlar bu arada. %100 bir bilgisayar deneyimi sunması için daha alınacak yol var. Belki de hiçbir zaman da o noktaya ulaşılamayabilir. Çünkü bilgisayar başka bir şey. Uygulamalar kurmanız başka bir şey. Burada uygulamalar kuruyorsunuz ama bilgisayardakiler gibi değil ne yazık ki. Ama yine de günlük ihtiyaçları belli bir noktaya kadar fazlasıyla görebilecek bir tablet var. Bugüne kadar çıkan birçok Android tableti gördük, kullandık, test ettik. Daha çok oyuncak tadında bir şeydi. Çocuğunuza vereceğiniz, işte YouTube'da işte çizgi film izlesin falan diyeceğiniz tarzda ürünlerdi. Bu ürün gerçekten de o çıtayı bayağı bir yukarı taşımış ve günlük ihtiyaçlarınızı da işte mail atayım, yazı yazayım, insanlara cevap vereyim, YouTube'da bir şeyler izleyeyim, ne bileyim işte Facebook'ta bir şey yapayım diyebileceğiniz bir cihaz haline getirmiş Huawei Android tabletleri. Şimdi gelelim hoşuma giden taraflardan bir tanesi ses kalitesine. Şimdi biliyorsunuz bu tarz ürünlerde hep böyle işte Harman Kardon'da mesela burada çalışılmış bu ürünle birlikte. Çok kaliteli ses var. Şöyle uçuyor böyle kaçıyor dönüyor. Ben her zaman bunlara bir şüpheyle yaklaşırım. Arazide görmek lazım derim. Ama bu üründe gerçekten muhteşem bir ses kalitesi var. Yani hatta böyle dışarıda bir müzik çaldığınızda veya işte kapalı bir ortamda çaldığınızda ya Bluetooth hoparlörü mü çalıyor acaba gibi bir algıya da kapılabiliyorsunuz. Ses kalitesi gerçekten ve gerçekten çok başarılı. Birazdan ben videonun arasında o görüntüyü de koyacağım. Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte iPad Pro'ya çok ciddi bir alternatif olan Huawei MatePad Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz. Aynı zamanda bu ürünle beraber şöyle bir kalem ve yanında bir de klavye veriliyor arkadaşlar. Bunlar şimdilik kampanyaya beraber olduğu için 1'er liraya yani 1 lira klavye 1 lira da kalemi alarak kullanabiliyorsunuz. Ben de çok merak ediyorum. İlginç bir ürün. Çünkü biliyorsunuz bugüne kadar Android cephesinde ciddi bir tablet henüz piyasaya sürülmemişti.
Evet, iddialı olan modeller vardı ama çok fazla da sonuç elde edilmemişti bu alanda. Huawei bu konuda çok ciddi bir adım atmış. Klavyesi var, kalemi var ve ikisini beraber satın. Tabletin bazı ilginç özellikleri de var bu arada. Mesela ekranı ikiye bölerek de bir uygulamayı iki ekranda da kullanabiliyorsunuz. Yani uygulamada diyelim ki normalde tıkladığınız zaman başka bir sayfa açılır. O sayfayı yan tarafta görerek de yapabiliyorsunuz. Ayrıca İki uygulamayı ekranın birini sağına birini soluna alarak da kullanabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Aslında kolay bir yöntemi var. Bu parmağınızla yan taraftan böyle hafifçe çektiğinizde bir menü açılıyor. Hem sağdan hem soldan açılıyor bu menü. Buradaki herhangi iki uygulamayı ki bunları siz belirleyebiliyorsunuz. Drag and drop yani sürükle ve bırak yöntemiyle koyduğunuzda ekran ikiye bölünüyor ve iki uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel ve kullanışlı bir özellik olmuş. Huawei MatePad Pro'da Huawei Share ve Huawei Screen Collaboration özellikleri de bulunuyor. Bu önemli. Huawei Share sayesinde cep telefonlarıyla bilgi alışverişi, dosya alışverişi yapabiliyorsunuz. Ama Huawei Screen Collaboration çok daha ileri seviyede bir kullanım imkanı sunuyor. Biliyorsunuz daha önce biz bu özellikle ilgili bir videoda çekmiştik. Yukarıda şimdi onu da sizlerle linkini paylaşacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Screen Collaboration özelliği sayesinde Kirin 980 ve üstü işlemciye sahip Huawei ve Honor cep telefonlarını doğrudan doğruya Huawei MatePad Pro üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. Telefonu hiç uğraşmadan, telefona dokunmadan hızlı bir şekilde tabletin ekranından kullanabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir deneyim sağlıyor. Biliyorsunuz Huawei'nin MateBook modellerinin birçoğunda da bu özelliğin bulunduğunu daha önceki incelememizde test etmiş ve sizlere anlatmıştık. Bu özelliğin MatePad Pro'da bulunması önemli bir artı olmuş. Peki gelelim performansa. Şimdi biz sentetik testler yaptık. PC Mark testinde Huawei MatePad Pro bizden 8608 puan aldı arkadaşlar. Üzerinde Kirin 990 işlemci var zaten. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanını birleştiğinde cihaz hakikaten uçuyor arkadaşlar. Ki ekranın da yüksek çözünürlükte olmasına rağmen herhangi bir performans sorunu yaşamadık. Ve gayet hani oyunlarda şurada burada birçok konuda sizi yarı yolda bırakmayan ve muhteşem bir performans sunan cihaz var. Zaten biliyorsunuz Kirin 990 Huawei'nin üst düzey amiral gemisi cep telefonlarında da kullanılan bir işlemciydi. Buraya da gelmiş ve tablette de valla tabiri caizse yağ gibi çalışıyor arkadaşlar. Onu baştan net ve açık bir şekilde söylemiş olayım. Oyun da oynadık. Başka şeyler de yaptık. Hatta şunu çok soran oldu. İşte video montaj, Premiere vesaire gibi şeyler de çalışıyor mu diye soranlar oldu. Çalışıyor arkadaşlar ama tabii ki bir masaüstü performansı beklemeyeceksiniz. Hani günlük daha basit, çok karmaşık olmayan videoları düzenlemek istiyorsanız bu ürünü yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama hani böyle ben İşte 3 boyutlu efektler olsun, oradan patlamalar, buradan çatlamalar dediğin zaman tabii ki bu bir sonuçta mobil işlemci var üzerinde. Mucize beklememenizi öneriyorum ben. Tablette aynı zamanda bir masaüstü modu da var. Bu modu aktif hale getirdiğinizde cihaz aynı böyle bir Windows bilgisayar gibi davranmaya başlıyor. İşte menü sol tarafa geliyor, sağ tarafta başka şekiller çıkmaya falan başlıyor. Bu arada o modda, onu da denedik, fare de bağlanabiliyor. Fareyi bağladığınız zaman normal bilgisayar deneyimi sunuyor arkadaşlar. Gerçekten de çok ilginç. Bunu da denedik. Klavyesi var zaten. Fareyi de bağladığınızda aynen bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bu şekil olarak bilgisayar gibi kullanıyorsunuz. Birebir hani bilgisayarda yaptığımız her işi biz burada yaparım gibi bir mantıkta çok fazla gütmemenizi öneriyorum. Ama söylediğim gibi temel olarak yapılabilecek bütün işleri ya da basit olarak tanımlayabileceğimiz birçok işi bu tablet üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim Huawei MatePad Pro'nun pil performansına. Ürünün üzerinde 7250 mAh'lik bir pil bulunuyor. Biz bununla bir bateri testi yaptık. Yani pil testi yaptık. PC Mark bateri testinde 16 saat 10 dakika gibi bir değer bulduk arkadaşlar. Çok yüksek bir değer. Şu anda bakayım ben hemen. %100 şu anda pilim. Tamamen şarj ettim. Mesela şu anda ne kadar veriyor onu da size söyleyeyim. Şu anki durumda diyor 27 saat 44 dakika performans modunda, güç tasarrufu modunda ise 36 saat 18 dakika kullanım veriyor. Pil ömrü muhteşem. Pille ilgili söylemem gereken birkaç şey daha var. Bir kere ters şarj var. Yani o özelliği aktif ederseniz kablosuz şarj olabilen cihazları ürünün arkasına koyduğunuzda onları da şarj edebiliyor. Böyle bir güzel özelliği var. Artı kablosuz şarj desteği var. Yani kablosuz şarj standınız varsa bu cihaz üzerine koyduğunuzda otomatik olarak şarj olmaya da başladı. Ki bu özellik bugüne kadar bir tablette bulunmuyordu. Android tablette ilk kez bulunan bir özellik arkadaşlar. Hem ters şarj hem de kablosuz şarj desteğinin olması. Hani Huawei burada birazcık teknolojilerin böyle hani ne varsa hepsini yüklemiş, hepsini eklemiş Huawei MatePad Pro'ya.
Belki merak edenler vardır aramızda. Huawei MatePad Pro kutusundan çıkan 20 wattlık adaptörle birlikte yaklaşık 100 dakikada şarj oluyor. Şimdi teknik özelliklerde şöyle bir bilgi gördüm arkadaşlar. 40 watt hızlı şarjı da destekliyor diyor. Çok sıkıntı mı? Değil ama ben şunu anlamadım. Yani 40 watt desteği var da niye kutudan 20 watt çıkıyor? Bu biraz anlamsız geldi bana. Hani böyle bir ürün yapıp hani oradan bir maliyet düşmek çok mantıklı gelmedi. Keşke böyle olmasaydı diyorum Huawei'ye. En azından bir sonraki modellerde bunu düzeltirler diye ümit ediyorum. Önemli bir konu ise tabletin kamerası. Şimdi biz tablet incelemede genelde kameralarını pek incelemeyiz. Neden? Tablet kameraları çok hani günü kurtarmak için tasarlanır. Hatta günü kurtarmanın da altında kalır genelde performansları. Fakat Huawei burada acımamış söyleyeyim. Yani ana kamera 4K bir kere 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Ön kamera Full HD yapabiliyor. Ve hem ön kameranın hem arka kameranın fotoğraf ve video performansları Huawei'nin orta seviye bir telefondan da eksik kalmıyor. Söylediğim gibi genelde tabletlerden, özellikle Android tabletlerden ben çok fazla kamera performansı beklemiyorum. Ama bu ürün çok iyi bir kamerası olduğu için bir tane galeri de yaptık onunla. Onun linkini de açıklama kısmında sizlere sunacağım. Oradaki ürünle çektiğimiz fotoğraflara da bakmanızı mutlaka ve mutlaka öneriyorum. Ve çok güzel olmuş arkadaşlar. Yani kameranın performansı gayet başarılı. İşte alan derinliğini vesaireyle oynayabiliyorsunuz. Efektler verebiliyorsunuz. Yani standart bir Huawei telefonda ne varsa aslında kamera tarafında görebileceğimiz hepsi hem ön hem arka kamerada bulunuyor. Ben kamera özelliklerini çok beğendim. Dediğim gibi normalde Android bir tablette kamera işte yani günü kurtarsın diye kullanırız. Bu üründe Huawei gerçekten de üzerine düşmüş, güzel bir kamera yapayım demiş, emek harcamış ve bu emeğin karşılığında iyi fotoğraflar, iyi videolar olarak alıyorsunuz. Şimdi gelin Huawei MatePad Pro'nun ön ve arka kamerasıyla çektiğimiz fotoğraf ve video örnekleri izleyelim. Daha sonra videomuza devam edeceğiz. Huawei MatePad Pro'nun ana kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. 4K 30 FPS video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Şöyle ters ışık olsun, normal ışık olsun. İşte Huawei MatePad Pro'nun ana kamerasının kalitesi de bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei MatePad Pro'nun ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Delik şeklinde bir kamera olduğunu söylemiştik. Hemen ekranın sol üst köşesinde yer alıyor bu kamera. Full HD ve saniyede 30 FPS video kayıt yapabiliyor. İşte Huawei MatePad Pro'nun ön kamerasının görüntü kalitesi ve ses kalitesi de bu şekilde. Şimdi hepinizin merak ettiği bir konu olan Huawei MatePad Pro'nun fiyatından biraz bahsetmek istiyorum. Biz bu incelemeyi yaptığımız Mayıs ayının son günlerinde ürünün fiyatı 4999 TL idi. Yine yanında bu kalem ve klavye hediyesi vardı arkadaşlar. Hani haricen almak isterseniz ya da 1-2 ay sonra belki o paket veya o hediye paketi ortadan kalkmış olabilir. Onun için de bu bilgiyi vermek istiyorum. Bugünün fiyatlarına göre eğer bu kalemi ve klavyesini haricen almak isterseniz ödemeniz gereken kalem için 700 lira, klavye için de 900 lira ek bir para ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Peki değer mi bu fiyata? Açıkçası ne iş yaptığınıza veya nasıl bir ürün ihtiyacınız olduğuna göre bu soruya evet ya da hayır cevabını verebilirim arkadaşlar. Neden? iPad Pro rakibi mi? Tam anlamıyla rakibi değil aslında. Neden? O ekosistem henüz daha tam gelişmedi. Ve yarın öbür gün Huawei daha büyük ekranlı bir tablet üretmek isterse ki ben o tarafta öyle önemli bir potansiyel görüyorum. Tam anlamıyla bir iPad Pro rakibi olacağını söyleyebilirim. Ama bu onun önemli bir adımı, ilk adımlarından bir tanesi. Ben gelişeceğini ve marka eğer bu alana yatırım yapmaya devam ederse çok başarılı ürünlere ulaşacağını söylemek istiyorum. Bu beni çok heyecanlandırdı. Neden? Bugüne kadar Android cephesinde böyle bir tablet bilgisayar yoktu. Samsung'un bir S6 modeli var. O da fena bir tablet değil. Hatta onu da istedik test etmek istiyorum. Ben karşılaştırma yapmak istiyorum ikisi arasında. Bu taraftaki bu iki model dışında aslında çok da ciddi bir rakip yok Android cephesinde iPad Pro için. Ama bu modellerin önemli bir adım olduğunu ve gelecekte karşımıza çıkabilecek farklı modeller içinde bir öncü olduğunu düşünüyorum.
Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biraz uzun bir video olduğu farkındayım ama bütün sorularınıza yanıt vermeye çalıştım. Özellikle kutu açılımında sorduğunuz soruları bu videoda yanıtlamaya çalıştım. Ha, yine kalmış olabilir, yine eksiğimiz olmuş olabilir. Sürçülisan etmişizdir. Öyle bir özelliği yoktur, böyle bir özelliği vardır. Ya da şunu yapabiliyor mu gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Ama sizden ricam, önce bütün videoyu izleyin, ondan sonra sorularınızı sorun. Çünkü bazen videoda anlattığımız şeyleri tekrar tekrar soruyorsunuz. Videoyu izlemeden lütfen soru sormamanızı rica ediyorum. Kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Ama değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizler için çok önemli. Ve aynı zamanda bizleri Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip ederek de destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.